Artık seçimlere çok az zaman kaldı, 13 gün kaldı. Hem seçimi, seçim çalışmalarını konuşacağız. Hem de tabii çok fazla proje var, çalışma var seçim yaklaşırken. Beyannamelere dair ayrıntıları da konuşacağız. Bir konuğumuz var. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü bizimle birlikte. Sayın Özlü Bakan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi ilk olarak dilerseniz az önceki rakamlarla başlayalım. Evet. Büyüme rakamları 7 civarında bekleniyordu. Biraz beklentilerin üzerinde bir büyüme sağlandı. İlk çeyrekte nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi... Burada aslında 7.4 geçen seneki toplam büyümenin bir devam ettiğini bize gösteriyor. İkincisi çok sevindirici bir durum. Sanayi büyümesi %8.9. İmalat sanayinde 9.3. Türkiye sanayi öncülüğünde büyüyor. Sanayimiz büyüyor, imalat sanayimiz büyüyor. Ve bu büyüme biliyorsunuz OECD'de birinci sıradayız. Yine G20'de ikinci sırada bir büyüme. Biz genelde bu büyüme oranlarını açıkladığımızda bize şöyle bir eleştiri gelir muhalefetten. Derler ki Türkiye büyüyor ama bu büyüme halka yansımıyor. Yani halka yansıyan bir şey yok diye ifade edilir. Ben sizin de bu büyümenin akabinde halka yansıyan konuları sizinle paylaşmak isterim. Bakın 2002'den 2002-2018 mukayese edersek bakın buzdolabı satışları tam iki kat artmış. 2002'de 1 milyon buzdolabı satılırken 2018'de 2 milyon satılıyor bir yılda. Çamaşır makine satışları 3 kat arttı. Yine otomobil satışları bakın 2002'de 90 bin otomobil satılırken 722 bin otomobil satıldı 2018'de. Özellikle traktör satışları. Traktör satışları 2002'de yaklaşık 7 bin traktör satılırken 2018'de 73 bin traktör satılıyor. Bunları bu şekilde sıralayabilir. Cep telefon satışları, yüksek öğrenim harcamaları, bakın turizm harcamaları 13 kat artmış. Ve yine TÜİK sistemine göre eğlence ve kültür harcamaları 16 kat artmış. Yani şunu ifade etmek istiyorum. Türkiye büyüyor, Türkiye büyüyor ve bu büyüme halka yansıyor. Bu bakımdan hani büyüyor ama halka yansımıyor diye bir şey yok. Bizim büyüme oranlarımız doğrudan halka yansıyor. Şimdi ekonomiden rakamlardan girmişken o zaman size dövizdeki hareketliliği de sorayım. Son dönemde evet. Gerçi 4.50'nin şu an altında seyrediyor ama bunun sanayi yansıması nasıl oldu? Şimdi Merkez Bankası'nın ard arda tabii müdahalesi olmuştu. Siz bu müdahaleleri, adımları yeterli buldunuz mu? Sanayicilerin bu konuya dair görüşleri nedir? Evet. Dövizdeki hareketlenme aslında geçici. Yani bu süreç seçim ortamının meydana getirdiği ortamdan kaynaklanan bir durum söz konusu. Dışarıdan bir müdahale söz konusu. Dolayısıyla bu seçimlerden sonra yani 24 Haziran'dan sonra dövizdeki bu dalgalanmanın durulacağını, stabil bir hale geleceğini ifade edebiliriz. Merkez Bankası görevini yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla sanayicimizin özellikle ihracat yapmak isteyenler için daha kolay bir durum. Ama ihracatımız ağırlıklı olarak ithalata bağımlı olduğu için sanayicimizi biraz zorlayacak. Şimdi cari açık rakamlarını da sorayım dilerseniz. 5 milyar 926 milyon dolardan söz ediyoruz Nisan ayı cari açığı. Bu rakamları nasıl yorumlarsınız? Cari açık aslında Türkiye'nin uzun zamandan beri karşılaştığı bir durum. Biz cari açığı kapatmak için özellikle yerleştirme, Türkiye'nin yerleştirme programını başlattık. Yerleştirme programının cari açığa kalıcı bir çözüm olacağına inanıyoruz. Bu program kısa vadede yaklaşık 20 milyar dolar, orta ve uzun vadede yaklaşık 100 milyar dolarlık bir ürün yerleştirmesini ve bu ürün grubunun da küresel pazara entegre edilmesini öngörüyor. Yani ithalatı bağımlılığı azaltmaya çalışacak. Kesinlikle evet, evet. Yani şöyle, ithal sanayi ürünlerimizi yerleştirebildiğimiz sürece cari açık kapanacak ve bunları da yerleştirmenin akabinde ihracata yönettiğimizde ihracatımız artacak. Şimdi bakanlık bünyesinde çok fazla büyük proje var, onlara geleceğim ama şimdi seçimi de konuşmak lazım. Evet, çünkü şimdi evet, 13 gün kaldı. Evet. Siz aslında milletvekili adayı değilsiniz ama sahadasınız. Çalışmalarınız evet, devam ediyor anladığım kadar. Nasıl gidiyor çalışmalarınız artık son günler? Çok yoğun çalışıyoruz. Aslında bilinen bir programdır, iftar programları. Fakat biz buna bu seçim sebebiyle sahur programlarını da ilave ettik. Hem gündüz programlarımız var, hem iftar programları, hem sahur programları var. Gerçekten çok çalışıyoruz, anlatmaya çalışıyoruz. Ramazan'ın kendine has özelliği
söz konusu. Fakat gittiğimiz her yerde sadece meydanlarda değil, havaalanından meydana giderkenki sokaklarda ve camlarda evlerinden ciddi bir teveccühle karşılaşıyoruz. Ben ortamı iyi görüyorum. Peki beyannamelerde en çok neler ön plana çıkıyor? Şimdi ekonominin çok konuşulduğunu biliyoruz. Sizin evet, cephenizde bilim, teknoloji cephesinde neler ön plana çıktı? Ben size o konuda birkaç rakam sunmak isterim program vesilesiyle. Şimdi bizim yani AK Parti'nin ve CHP'nin seçim beyannamelerinde ortaya çıkan bilim, teknoloji ve sanayi anlamında ortaya çıkan durumu sizinle paylaşmak isterim. Bakın biz AK Parti seçim beyannamesinde teknoloji 241 defa geçiyor, CHP'de 72 defa geçiyor. Yine sanayi tanımı bizim seçim beyannamesinde 140 defa, CHP'de 20. defa geçiyor. Bilim ifadesi bizde 50 defa geçiyor, CHP'de 22 defa. Bakın arada çok açık fark var. Yani bilim, teknoloji ve sanayi anlamında bizim seçim beyannamesinde kullanılan tanımlar daha fazla, CHP'de çok daha az. Örneğin bakın mesela savunma sanayi bizde 14 defa geçiyor, CHP'de hiç geçmiyor, sıfır. Uzay bizde 33 defa geçiyor, CHP'de sıfır. Kodlama konusu biliyorsunuz, yazılım ve kodlama son derece önemli. Bizim beyannamede 5 defa geçiyor, CHP'de hiç geçmiyor. Peki hangi projeler ön planda? En çok sanıyorum gençler mi ilgi gösteriyor? Arada ciddi bir şey var. Arada ciddi bir fark var. Bizim seçim beyannamesi daha çok aslında biz dijital Türkiye söylemiyle başladık. Biz önümüzdeki dönemde Türkiye'nin sanayide dijitalleşmesi, sanayimizin dijitalleşmesi, dijital teknolojilere geçiş programı üzerinde duruyoruz. Bakın şunu ifade edeyim. Dijital dönüşümün dünyadaki pazar payı önümüzdeki 10 yılda 100 trilyon dolar. Türkiye olarak biz bu programdan yaklaşık 100 trilyon dolarlık bir gelir pazar payı almayı hedefliyoruz. Evet. Dolayısıyla önümüzdeki dönem dijitalleşmenin, sanayide dönüşümün, özellikle bu batılı ülkelerin 4. sanayi devrimi dedikleri hadisenin Türkiye'ye yansıması olacak. Bizim programımız aslında Dijital Türkiye Vakti programıdır. Aslında biraz da 5G teknolojisiyle entegre bir sistemden mi evet, söz ediyoruz? Evet, tabii tabii. Şöyle, aslında biz dijital dönüşüm programını başlattık. 5G teknolojilerine geçiş içinde TÜBİTAK kaynaklarından bu yıl için 253 milyon liralık bir kaynak ayırdık. Bu konuda çalışacak olan firmalarımıza yapacakları araştırma, geliştirme maliyetlerinin, masraflarının %75'ini biz hibe olarak vereceğiz. Şimdi aslında bakanlığınız bünyesindeki en çok konuşulan projeye yerli otomobile geçmek lazım evet, şimdi. Evet, evet. Siz aslında ne çok lüks ne de çok alt gruba hitap edeceğiz demiştiniz ki emsallerinden %5'lik bir indirim olacağını evet. söylemiştiniz. Bir fiyat farkı olacağını söylemiştiniz. Şu anda aşama son durum nedir yerli otomobil cephesinde? Şimdi bütün o verdiğim rakamlar son 6 ayda yaptığımız teknik ve mali analiz çalışmaların sonuçlarıdır. Bu rakamlar dünya pazarlarını inceledik, Türkiye pazarına baktık. Yani pazar incelemesinden sonra ortaya çıkan rakamlardır. Ayrıca ülkemizin kendi sanayisini, otomotiv sanayisini analiz ettik, inceledik. Yeteneklerimize baktık. Biz ne yapabiliriz, neyi yapamayız, bunları inceledik. Aslında bütün bu kamuoyuyla paylaştığım rakamlar teknik ve mali analiz çalışmasının sonuçlarıdır. O bakımdan sağlam rakamlardır, güvenli rakamlardır. Proje çok güzel gidiyor. Biliyorsunuz CEO'muzu atadık. Evet. Mehmet Çalışmasına Gürcan. Başladı mı çalışmalarına? Mehmet Gürcan Karakaş resmen 1 Eylül'de başlayacak. Çünkü çalıştığı yerdeki şirket sorumlulukları var. Onları devretmesi lazım. 1 Eylül'de başlayacak. Proje gerçekten 6 ortaklı bir proje. %19 ortaklık 5 babayiğit diyoruz. 5 babayiğitin. Bir de top küçük bir hisseyle ortak oldu. %5 hisseyle ortak oldu. Dolayısıyla 6 ortaklı bir proje. CEO'muzu atadık. Teknik ve mali analizimizi yaptık. Çünkü bizim projemiz rasyonel verilere, sağlam verilere dayanan bir proje olacak. Biz bakın uluslararası bir başarı bekliyoruz, hedefliyoruz. Küresel bir başarı hedefliyoruz. Dolayısıyla küresel pazarlarda başarılı olmuş bir türküyü seçtik. Projenin başına koyduk. Projede en son aldığımız karar
TÜBİTAK'ta daha önce yapılan çalışmalar vardı. Hı hı. Geçen hafta sonu TÜBİTAK Bilim Kurulu Yönetim Kurulu'nda yapılan toplantıda elimizdeki bütün çalışmaları, daha önce yaptığımız teknik ve mali analiz çalışmaları, tasarım çalışmaları, bunların tamamını çalışan personelle birlikte yeni kurulan şirkete devretme kararı aldık. Şirket, yeni kurulan şirket, TÜBİTAK'ta çalışan personelden mülakat yapacak, beğendiklerini ya da anlaşabildiklerini transfer edecek. Bir de elimizdeki bütün dokümantasyonu, tasarım bilgilerini bu şirkete devretme kararı aldık. Bu yeni bir bilgi. Şimdi fabrikanın nerede olacağı meselesine dönersek çok fazla talep olduğunu biliyoruz ama alternatifleri bize söyleseniz olur mu? Çok talep var. 22 ilden talep var. Benim her gittiğim yerde burada olsun diyen talepler var. Tabii istihdam yaratmak evet, açısından. Evet tabii tabii. Bakın bu proje aslında 4000 doğrudan 16.000 dolaylı olmak üzere toplam 20.000 istihdam oluşturacak. Dolayısıyla illerimiz yarışıyorlar. Bizim orada olsun, diğer başka illerde aynı şeyi söylüyor. Aslında bu yer konusu gelecek yılın konusu. Hı hı. Bu senenin konusu değil. Çünkü biz projeyi iki fazlı modelledik. İlk 24 ay, ikinci 24 ay. Birinci 24 ayda şirketin kurulması, ortaklık yapısının belirlenmesi, teknik ve mali analizlerin tamamlanması. Ayrıca yine bu ilk 24 ayda piyasaya girecek araçların modellerinin belirlenmesi. Bunları belirledik. Şimdi aslında yer seçimi ikinci 24 ayın konusu. Yani gelecek yıl gündeme gelecek olan bir konu. Ama o şehirlerin bazı kriterlere sahip olması lazım değil mi? Tabii lazım. Çünkü şöyle yani ihracat hedefliyoruz. Evet. Ondan sonra bir ekosistem yani yakında bir yan sanayi olması lazım. Bunları inşallah yeni CEO ile birlikte, ortaklarımızla birlikte yine yer seçimiyle ilgili bir teknik ve mali analiz yaptıktan sonra yeri belirleyeceğiz. Yer seçimi sadece siyasi bir karar olmayacak. Hı hı. Siyasi bir karar olmayacak. Yer seçimi tamamen rasyonel verilere dayalı, hı hı, bir ekonomik ve teknik analizden sonra bütün analiz verilerin sonucunda belirlenecek, evet, evet, ve şu anın evet konusu değil diyorsunuz. Peki ne zaman yollarda göreceğiz diye sorsam yerli otomobili? Yerli otomobili 2019'da gelecek yıl sonuna doğru tasarımlarını tamamlamayı, 2021'de de piyasaya sürmeyi hedefliyoruz. Şimdi diğer öne çıkan projenizi de sorayım. Antarktika'ya bilim üssü projesi. Şimdi aslında Antarktika'da 29 ülke var. Biz de orada artık bir danışman evet statüsünü kazanmak istiyoruz. Evet. Ne aşağıda aşamadayız şu anda? Şimdi Antarktika'da danışman ülke olmak için belli şartlar var. Bu şartlardan bir tanesi Antarktika'ya 3 bilimsel sefer düzenlemiş olmak. İkincisi Antarktika ile ilgili bir ulusal kutup araştırmaları programı, bilimsel araştırma programımızın hazırlanması. Üçüncüsü Antarktika Anlaşması var. Bu anlaşmanın meclisten onaylanması. Hı hı. Biz bu şartlardan ilkini Antarktika Anlaşması'nı 2017 meclisten yılında meclisten geçirdik. Bu şartı sağladık. İkinci şartı Antarktika Kutup Araştırmaları programımızın olmasıydı. Onu hazırladık, onayladık. O şartı da gerçekleştirdik. Üçüncüsü 3 bilimsel sefer düzenlenmesi. Bunların birini geçen yıl, bir diğerini de bu yıl içinde gerçekleştirdik. 2 bilimsel sefer yaptık. Şimdi 3. bilimsel sefer çalışmasına başladık. İnşallah gelecek yılın başında Antarktika'ya 3. bilim seferini düzenleyeceğiz. Bu şartı da gerçekleştirdikten sonra Antarktika'da danışman ülke olmak için başvuruda bulunacağız. 29 ülke var. 30. ülke inşallah biz olacağız. Bu arada tabii başka ülkelerle işbirliği imkanları da söz konusu. Şili gibi, Brezilya gibi, İngiltere gibi. Onlarla da görüşüyoruz. Gelecek yıl heyetimiz bu seneki ziyaret sırasında çok sayıda veri topladı. Bu verileri analiz ediyoruz. Ve Antarktika'da üs kuracağımız yeri aşağı yukarı belirledik. Horseshoe diye bir ada var. Bu adada inşallah kuracağız, üstümüzü kuracağız. Tabii şu anlaşılmasın, hani oraya müteahhitler gidecek, inşaat yapacak değil. Burada her şeyi hazırlayacağız, oraya getirip kuracağız. Ve üstümüzü kurduktan sonra da çok şey var, çok talep var. Antarktika'ya bizi götürün diyen çok talep var. Siyasilerden var, gazetecilerden var, bilim adamlarından var. Herkes görmek ister Antarktika'yı. Evet, herkes görmek istiyor. İnşallah üstümüzü kurduktan sonra da ziyaret etmek isteyenleri Antarktika'ya
götüreceğiz. Peki orada ne gibi çalışmalar yapılacak? Şimdi orada biz danışman statüsünü kazanırsak bunun Türkiye için nasıl bir faydaları olacak? Evet, faydası olacak. Antarktika temel bilimler konusunda özellikle yer bilimleri, gök bilimleri, yani buzul araştırmaları gibi konularda araştırma yapmak için çok mükemmel fırsatlar sunuyor. Bir defa bu konularda araştırmalar yapacağız. Bir, ikincisi Antarktika'nın geleceği ile ilgili söz sahibi ülkelerden birisi olacağız. Bakın iki grup ülke var. Gözlemci ülkeler var. Biz gözlemci ülkeler sınıfındayız. Bir grup ülkede danışman ülke grubun statüsünde. Danışman ülke 29, gözlemci 24 ülke var. Biz gözlemci ülke statüsünden danışman ülke konumuna geçeceğiz. Hı hı. Bu durumda Antarktika'nın geleceği hakkında söz sahibi ülkelerden birisi olacağız. Son olarak şunu da sorayım. Aslında çok az konuştuk ama sanayide bu dijital dönüşüm konusu zira önemli bir konu. Şimdi 5G teknolojisinden de bahsediyoruz. Evet. 2020 yılında da 5G'ye geçilmesi bekleniyor. Yapay zekanın, nesnelerin, internetinin bu kadar yoğun olarak konuşulduğu bir dönemden söz ediyoruz. Ki robotlar da öyle, artık neler yapabildiğini herkes şaşırıyor. Buna dair projeleriniz neler olacaktır? Geçen 1,5 yıllık süre içerisinde Türkiye'nin sanayi devrimi adını verdiğimiz genellikle batılı ülkelerin 4. sanayi devrimi olarak ifade ettikleri süreci tanımadık. Ciddi bir çalışma yaptık. Bütün sanayimizin mevcut konumunu değerlendirdik. Anketler yaptık sanayicilerimizle, beklentilerini sorduk. Dünyayı inceledik. Türkiye'nin sanayi devrimi yol haritasını hazırladık. Yol haritamız hazır. Bu yol haritamızı paylaşacağız, fakat seçim sebebiyle bunu gündemde biraz yer almaz diye düşündük. Şimdi Türkiye'nin sanayi devrimi aslında 6 bileşenden oluşuyor. Fakat bunların başında ilk bileşen insan, eğitimli insan, nitelikli insan. Bakın bir başka çalışmada, bizim dışımızda yapılan bir çalışmada Almanya'da ve Amerika'daki sanayicilerle anketler yapılmış. Anket sonuçları şöyle. Soruyorlar, 4. sanayi devrimi ya da sanayinin dijital dönüşümü konusunda en büyük problem nedir sizce diye soruyorlar. Alman ve Amerikan sanayicilerinin verdiği cevap nitelikli iş gücü, insan. Biz de 6 bileşenden oluşan sanayinin dijital dönüşümü, Türkiye'nin sanayi devrimi yol haritamızın birinci bileşenini insan olarak tanımladık. Biliyorsunuz bizim teknik kolejler kurma yönünde projelerimiz var. Organize sanayi bölgelerinde teknik kolejler kurmak istiyoruz. Geçen sene 5 tane kurduk. Bu sene 10 tane programda. İnşallah dijital dönüşümün öncüsü ülkelerden birisi olacağız. Ve eğitimle de bunu destekleyeceğiz. İlk olarak birinci faktör tabii ki insan. Onun için de önce insanın eğitilmesi gerekiyor. Nitelikli iş gücü kazandırabilmek için. Sayın Bakan çok teşekkürler. Ben bir şey ifade edebilir miyim? Buyurun. Son. Bugün saat 1.30'da bir sözleşme imza törenimiz var. İstanbul'da burada. Türkiye'nin Kostal Filosu'nun yenilenmesi sözleşmesi imzalayacağız. Bunu da geçen 1,5 yıllık süre içerisinde çalıştık. Biliyor musunuz Türkiye'nin envanterinde Türk sahipli 800 yakın Kostal var. Bunların yaş ortalaması 26. Bunları yenilemek istiyoruz. Bugün bu projenin imza töreni var saat 1.30'da. Sayın Başbakanımız katılacaklar. Ekonomi Bakanımız, Ulaştırma Bakanımız katılacaklar. Bu projeyle Türk Kostal Filosu'nu yenileyip Akdeniz ve Karadeniz'i yük taşımacılığında Türk gölü haline getirmeyi bunu da sizin aracınıza paylaşmış olalım istiyoruz bize. Evet. Peki çok teşekkürler. Bilim teşekkür Sanayi ediyorum. Ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü ile konuştuk. Hem projeleri hem seçime dair çalışmaları diyelim. Şimdi gündemden diğer başlıklarla devam edeceğiz.